Merhabalar, Zübeyde'nin Minatölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz yoğurt kovasıyla bir kapı süsü yapacağız. Yoğurt kovası kullandım, hasır ipi kullandım, silikon tabancası kullandım. Çok hoş, çok şık, güzel olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle yoğurt kovasını ortadan ikiye maket bıçağı yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde işaret alarak düzenli bir şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Yarım ay oldu bakın. Kulpunu da çıkardım. Şimdi arka kısmına ben Dakota kartonu kullandım. Siz Dakota kartonu, normal karton, istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Bunu da kesmiş olduğum arka kısma yapıştıracağım. Onun için ölçüsünü aldım. Maket bıçağı yardımıyla kestim. Bunu silikon yardımıyla yoğurt kovama yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırıyorum. Tam birebir yapıştırdım. Alt kısma hasır bezi yapıştırıyorum. Etek kısmına şöyle fazlalıkları da bir makas yardımıyla keselim. Ve hasır ipimizi silikon yardımıyla kutumuzun etrafını saracak şekilde düzenli sıcak silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırma işlemini yapıyorum. Önemli olan altı düzenli bir şekilde yapıştırmak. Gerisini hızlı bir şekilde yapabiliriz. Toplamda 15 metre hasır ipi gitti. Yüzünü kaplamam için. Metre verecek olursam. 3 kilogramlık yoğurt kovası kullandım. Ve 15 metre hasır ip. Bitmiş oldu. Etrafını kapatmak için. Bu da sizlere benden bir ölçü olmuş oldu. Yoğurt kovasında tam kulplarının olduğu yerden ortadan ikiye böldüğüm zaman ortalı bir şekilde yapmış olduğum yoğurt kovasının işaret alması boyutunu bu şekilde ayarlamış oldum. Siz de eğer ki 3 kilogram bir yoğurt kovasını kullanırsanız 15 metre ip kullanabilirsiniz. Tam bir sepete dönüşüyor. Tam bir sepet oluyor. Son aşamalara geldik zaten. Bu şekilde bitirmek üzereyiz. Ve bitti. Tam buradan da kesiyorum. Ütümü fişe taktım. Elimde bu şekilde sarı bezim mevcuttu. Ölçüsünü aldıktan sonra ütü yardımıyla güzelce ütülüyorum. Ağız kısmına koyacağım. Kumaşım bu. Şöyle ütü yardımıyla düzenleyelim. Ağız kısmına bu kumaşı koyacağım. Şöyle kulpumuzu yapmamıştık. Kulpumun ölçüsünü aldım. Tam o bitiş kısımlarından
eski kulpların olduğu bitiş kısımlarından yapıştırıyorum. Boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kulpa kaç santim hasır ipi gitti? Ölçmedim. Şimdi kumaşımızı da silikon tabancası yardımıyla güzelce ağız kısmına özellikle yapıştırıyorum. Şöyle. Ve geri kalanı da içerisine koyup yapıştırıyorum. Hem de iç kısmına bez koymuş oldum. Böyle bir dantelim mevcuttu. Onu da yine ağız kısmına yapıştırıyorum. Şu şekilde. Buradan da asmak için küçücük bir ip kesiyorum. Onu da arka kısma yapıştırıyorum. Çünkü takabilmek, asmak için bunu kullanabilirim diye bu şekilde burayı da yapıştırmış oldum. Dantel yardımıyla kötü görüntü olmasın diye. Şimdi güzel bir şekilde çiçeklerimizi de şöyle yerleştirelim. Üzerine de bir yazı yazalım. Boş durmasın diye. İp kullandım. Makrome ipi yazmak için siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Silikon yardımıyla yapıştırıyorum yine. Harflerimi kestiğim parça iplerle oluşturuyorum. Kalın olması bakımından bende makrom ipi vardı. Makrom ipi kullandım. Kalın olduğu için. Siz de elinizde hangi ipten varsa kalın. Onu kullanarak yazmak istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Ve son harfe geldik. Silikonu fazla koymuyorum. Ve bitti. Kapıya da taktım. Şu şekilde size gösterebilirim. Çok hoş oldu. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizler de izledikten sonra benimle birlikte yaparsınız. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyde Aymutlu İpek Instagram adresinden de ulaşabilir. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz projeler olursa da görsel olarak atarsanız ben de sizlerle yapımını paylaşırım. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın.